Elinde ne var paşa? Ne saklıyorsun? Sen böyle devam et. Böyle arkamdan işler çevir. Beni yok etmeye çalış. O vakit herkes öğrenir. Meraklanma Hürrem Hatun. Sen karar vereceksin, ben değil. Ölüm fermanın senin elinde. Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Af köşkünde gizlediğin, gönül eğlendirdiğin kadını ortaya çıkardım diye böyle beni korkutmaya çalışma paşa. Sen akıllı hatunsun Hürrem. Böyle yalan yanlış bilgilerle karşıma geçip tehdit etme beni. Senin misafirim, dostum olduğunu düşündüğün kadın aslında benim değil. Hünkârımızın çok kıymetli bir misafiri. Hayır. Olamaz. Paşa Hazretleri. Şimdi değilsin mülayit. Paşam, sarayınızdan bir haberci geldi. Oğlunuz Mehmet çok hastalanmış. Eyvahlar olsun. Nesi varmış? Tillahi bilmiyorum sultanım. Hastalanmış dediler. Neden bu kadar çok ağlıyor? Çok mu acı çekiyor Mehmet'in? Sultanım, Mehmet iyi olacak. Hekim kadın ne gerekiyorsa yaptı, merak etmeyin. Sultanım, oğlunuzun vücuduna her ne illet girdiyse bir an önce söküp atmak lazım. Ahlat otunu kaynatıp suyuyla yıkayalım. Her pisliği söküp atar derler. Ne dersiniz? İşe yarar mı? Faydası olur, zararı olmaz sultanım. Hemen koş hazırla o zaman. Sultanım. İbrahim. Oğlumuz çok hasta. Ne oldu birden? Ben çıkarken bir şey yoktu. Aniden ateşlenmiş. Kusmaya başlamış. Bu otlar ne böyle? Zarar vermesin. Ateşe düşmüyordu bir türlü. Her şeyi denemekten başka çaremiz yok. Ahlat otu kaynattım. Onun suyuyla yıkıyoruz paşam. Ateşi düşürür, şifa verir. Olmaz bu böyle. Git başka kim çağır. İyi olacak paşam, merak etmeyin.